Hac suresinden başlıyor. Hac suresi 22. sure 1. ayet. Fiilen Allah'a karşı gelmekten sakının, sonra hayatınız zelzele gibi sarsıntılar geçirir. 3. ayet. İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır. Allah hakkında tartışıyor. Yani ne kadar ne biliyorsun ki? 4. ayet. Şeytan nerede? Her olumsuz düşünce ve fiilimin içinde. Şeytan nerede? Her olumsuz düşünce ve fiillerin içindeymiş. 5. ayet. İnsanoğlunun isyanının en büyük sebebi yaratılış evrelerini, nimetlerini ve nasıl büyütüldüğünü unutmasıymış. Hac suresi 5. ayet, bir de okuyorum. İnsanoğlunun isyanının en büyük sebebi yaratılış evrelerini, nimetlerini ve nasıl büyütüldüğünü, bugüne kadar getirildiğini unutmasıymış. Hac suresi 8 ve 9. ayet. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil-i rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Demek ki kılavuzu olmayınca, aydınlatıcı elinde bir kitap yok diyor. Bak, insanların içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu, aydınlatıcı bir kitap olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır. Allah'ı tanımadığı halde sizin Allah'ınız böyle yapar, böyle söyledi, sizin kitabınız da böyle yazıyor tarzında tartışıyor. Hac suresi 10. ayet. Başımıza gelenleri ekserisi bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Peygamberler için başlarına gelenler ümmete nümine olmak içindir diye geçer. Mesela anne babasını kaybederek yetimlere örnektir. Çocuğunu, erkekleri kaybederek çocuğunu kaybedenlere örnektir. Midesine taş bağlayarak açlığa karşı örnektir gibi. 11. ayet. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Böyle çok var ha böyle. Ben bunu yapacağım. Ya Rabbi sen bunu yapar mısın der gibi. Şartlı. Mesela zekatı şartlı yapar, hayır sadakayı şartlı yapar. Ondan sonra yani şartlı yapıyor. Cenab-ı Hak ibadeti şartlı yapıyor. Bir de okuyayım burayı. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hem yüz çevirir, hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Yani imanlarına pamuk ipliği ile bağlı olan bu tür kimselerin işleri rast gittikçe Allah'a kulluk etmekten memnun olduklarını
bir imtihandan dolayı sıkıntısı olursa, imtihan sıkıntısına maruz kaldıklarında ise hemen bu statüden sıyrılmak istediklerini bir başka ifadesiyle Allah'ın istediği gibi kul olmaya çalışmak yerine kulluk ettikleri Tanrı'nın, yani menfide Tanrı kullanıyorum, Allah demiyorum, kulluk ettikleri Tanrı'nın kendi istekleri gibi olmasını bekledikleri anlatılmaktadır. Yani bazılarının diyor Cenab-ı Hak ayette, kulluk ediyor ama istedikleri gibi benim olmamı istiyorlar. Çok önemli de kaçırılmasını istemiyorum. Şimdi Cenab-ı Hak diyor, yani bu insanların tespiti değil. Kulluk bana yapıyorlar diyor. Niçin? Benim diyor onların istediği gibi olmamı istiyorlar diyor. Acayip bir şey insanoğlu, biz. Diyor ki bir başka ifadesiyle Allah'ın istediği gibi kul olmaya çalışmak yerine kulluk ettikleri Tanrı'nın, menfiye Tanrı diyorum, kulluk ettikleri Tanrı'nın kendi istekleri gibi olmasını bekledikleri anlatılmaktadır. Ayete göre böyle kimseler hem dünyalarını hem de ahiretlerini yitirmişlerdir ve apaçık ziyan içindedirler. Allah'a tereddütler içinde tam inanmadan sınırda kıyıdan kıyıya kulluk ederler. Yani çok acayip, yani ibadetle onun rahmetini celbetmek yerine ya Rab pazarlık adeta. Ya Rab ben bunu yapıyorum ama sen de bunu bana ver yani. Bana böyle ol. Ya duada olur da bu. İbadetteki gaye olmaz. Duada olur. Zaten olmalı. Hac suresi 15. 11'den 15'e atladım. Gafiller ve inkarcılar müminlerin üzerine psikolojik ve kin ve nefret baskısında tutarlar. Sen aldırma. Çünkü bu sana değil, senin üzerinden Allah'adır. Sen üzülmen şöyle dursun, bundan gurur duymalısın. Edip, seni bildiğim için burada hepsi de öyle, hepiniz öylesiniz. Bak, size hücum ederler bana ettikleri gibi, hakaret ederler bana ettikleri gibi. Sebebi ne biliyor musun? Bu bizim soyumuzdan, meziyetimizden, özelliğimizden, kazanımlarımızdan değil, Allah'a olan yakınlığımızdan dolayıdır. Allah'a düşmanlıklarını Allah dostlarına, Allah'ın yolunda olanlara böyle gösteriyorlar. Direkt Allah muayene olmadığı için böyle bir kalem gibi böyle müracaat, şey, hakaret edecek, şey yapacak, o kimse olmadığı için onun adına kim hareket ediyorsa ona hakaret ediyor. İşte Cenab-ı Hak böyle diyor, merak etme diyor peygambere, dolayısıyla hepimize. Size edilen o hakaretler, küfürler diyor. Senin üzerinde banaadır. Hani var ya Musa Aleyhisselam, küfür etmişler ona da. Hakaret etmişler, küfür etmişler. Demiş ki, inkar değil, küfür etmişler. Ya Rabbi demiş, senin duydun diyor, biliyorsun, sen şu kulların diyor. Celal peygamberi ya, bana diyor küfür ettiler diyor, küfür ediyorlar diyor. Yani Cenab-ı Hak'tan böyle geçmiş kavimler gibi böyle kafalarına bir şey geçmesini istiyor. Cenab-ı Hak diyor ki, onlar bana de ediyor. Sonra başka ayette ne diyor? Ben ihmal etmem diyor ama mühlet verir. Aceleci değil ya Cenab-ı Hak. İşte bu ayeti bir de okuyayım. Gafiller ve inkarcılar. Bu inkarcılar tamam. Gafiller de Müslümanlar için diyor. Müslüman Müslümana. Gafiller ve inkarcılar müminlerin üzerine psikolojik ve kin ve nefret baskısında tutarlar onları. Şu anda sosyal medya ile hücum ederler. Peygamberimize Allah diyor ki sen aldırma. Çünkü bu sana değil. Senin üzerinden Allah'adır. Sen üzülme şöyle dursun. Bundan gurur duymalısın. Ya
Çok şükür. 17. Dünyevi konuları ortak akıl olan meşveretle çözülürken dini konuları meşveret edilmez. Sağlam kaynaklara başvurulur. Ortak akıl da buna dayanmalı. Dine inanabiliyor, teslim olabiliyorsanız dünya hayatında varılabilmesi, elde edilebilmesi gereken en büyük bahtiyarlıktır. En azından seni acabalardan, kararsızlıklardan ve vehim ve vesveselerden kurtardığı gibi dine inanabilmek, insanın en büyük problemi olan ölümü ahiretin ümidiyle tamir ediyor din. Ölümü ahiretin ümidiyle tamir ediyor. Allah Allah. Burada sorun şu abiler. Dünyevi meseleler ortak akılla meşveretle çözün diyor. Ama dini konularda meşveret olmaz. Ne olur? Sağlam bir kaynakla çözülür. Sonra diyor ki dine inanabiliyor, teslim olabiliyorsanız dünya hayatında varılabilmesi, elde edilebilmesi gereken en büyük bahtiyarlıktır. En azından dünya hayatından böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım, seni acabalardan, kararsızlıklardan ve vehim ve vesveselerden kurtardığı gibi insanın en büyük problemi olan ölümü ahiretin ümidiyle tamir ediyor. Din. Ne güzel değil mi? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Buradasınız değil mi? Aklınız var. Şöyle bir düşünün ne olur. Şimdi insanlığın en büyük problemi bu korona morona bahanesiyle mezarlık ya böyle sipsiyah torbaya koyarlar. Ben korona noktasına çok Almanya'dan gelen cenazeye misafirlerimi görmüşüm biliyorum. Siyah torbaya koymuşlar. İçerisini bile görmüyorum, bilmiyorum. Şimdi onu seyreden çoluk çocuk. Müslüman. Kardeşim din yoksa neyle teselli bulacaksın? Nerede? Neyle teselli bulacaksın? Yani çok şükür. 19 ve 22. ayetler. Allah'tan ümitsiz olan veya inkar edenlere dünyada da ateş gibi tesir eden hisler ve duygular giydiriliyor. Allah Allah. Hac suresi ha? Bir daha. Allah'tan ümitsiz olan veya inkar edenlere dünyada da ateş gibi tesir eden hisler ve duygular giydiriliyor. Libasmış bu. İbrahim'in libasını da yakmadı ya. Ey ateş, libasını da yakma. Meğer fikirler, arkadaşlar fikirler ve hisler libasmış. Giydiriliyor. Sonra bundan dolayı hırçın, nasıl anlarız? Bundan dolayı kişi hırçın, gayz, öfke ve intikam gibi duygularla hareket ederlerin küçücük dünyalarını esas zannedip böyle hareket ederler. Küçücük dünyalarını esas zannedip oradan çıkmıyorlar. Çıkmayı da hatırlarına getirmiyorlar. Bu da bir cezaymış. Hususi dünyalarında kalmaları cezaymış. Derse davet ettiğin zaman evinden çıkmıyor. Kitap oku dediğin zaman okumuyor. Bir şey anlattığın zaman ben zaten biliyorum. Ne anlatıyorsun bana ya? Ben Allah bana ne anlatıyor? Ben inkarcı mıyım? Psikoloji bu dersleri anlatıyorsun. Ben deli miyim diyor. Derse davet ediyorsun. Ben cahil miyim diyor. Ben rastladığımı söylüyorum. Bir tanesine dedim ki dedim ben sana göre ben cahil değilim. Sana göre ben bilmem şey değilim. Ben niye dedim derslere katılıyorum? Anlamış değilim dedi seni.
Çok şükür. 23. ayet. Allah'a iman ve ümitle yaşayanlara ferahlık ve ümit veren ve her sıkıntının tesirinden kurtaran kader inancını aktif eden his ve duygular ve fikir elbisesini giymiş oluyorlar. Allah Allah. Elbiseye bak. Elbiseye bak. Bir daha bu elbiseyi kaçırmayın. Allah'a iman ve ümitle yaşayanlara Allah elbise giydiriyor. Allah'a iman eden ve Allah ile bir elbise giydiriyormuş. Bir, ümit elbisesi. İki, ferahlık. Ümit veren, ferahlık veren, her sıkıntının tesirinden kurtaran kader inancın elbisesini giydiriyor. Bunlar duygu, elbiseye bakın, duygu, his, fikir elbiseleriymiş. Allah'a iman etmenin dünyaca muacel peşin karşılığı. Allah'a iman etmenin. Mesela düşün, bir tanesi kadere teslim olmuş rahat ederken, ötekisi kaderin peşine düşmüş, ikide bir irdeliyor, tenkit ediyor, bilmem ne yapıyor. Niye peki? Tamam, teslim oldu da bu elbiseyi giy yani. Sıkıntı. 25. ayet. Yani unutmayın, fikir, gir içeriye his, duygu, latife. 4 tane fikir dimağa ait. His vicdana ait. Duygu kalbe ait. Latife ruha ait. Aşağıdan yukarıya gittim. Soğanın kabuğundan içeriye doğru gideyim. Bir daha. Fikir akla ait. Gir içeriye. His vicdana ait. Duygu kalbe ait. Gir içeriye. Latife ruha ait. Bunlar elbiseymiş. Hatta iman da elbiseymiş. 20. sözde öyle geçiyor. İmana da elbise diyor. Diyor ki ruhunuza iman libasını giydiriniz. Hem diyor buna bir benzer, bu İbrahim'in elbisesini atmadığı gibi siz buna benzer de dünyada da madde bulursunuz diyor. Madde var ya böyle, amyant. Bak, iman da elbiseymiş. Kadere iman etmek elbiseymiş. Haşre iman etmek elbiseymiş. Peygamber'e iman edebilmek elbiseymiş. Çok şükür. Allah Allah, neler duyacağız ya. 26. ayet. Allah'ın en mukaddes evi, İsa yaslanın. Allah'ın en mukaddes evi neresidir? He? Harikasınız be. En mukaddes evi Kabe değil, insan bedenidir. Yani içsel alemi ve ruhsal yapısıdır. İkinci derecede ve mülkte olan Beytullah'tır. Surette, hariçte olan Beytullah'tır. Kanuniyeti, yani Allah'ın en mukaddes evin sureti Beytullah'tır. Kanuniyeti insandadır. İnsandır. Sığdım Kabe'ye demiyor. He? Sığdım Kabe'ye demiyor. Sığdım müminin kalbine diyor. Evet, sığdım müminin kalbine. Evet, harika. Sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine. Doğru. Mesela 46. sayfa sözlerde geçer. Namazın farzı kaçtır abiler? 12. Altısı dışarıda, artısı içeride. Salat-ı Kübra'nın farzı kaçtır? Salat-ı Kübra. Büyük namaz. Salat-ı Kübra'nın namazı 3'tür. Onu da 46. sayfada söylüyor. Ben hulasa edeyim mi size? Ruh, 4. şu 16. sözde, namaz vaktinde arş alaya çıkar. Risale'de de geçiyor. Huzura kabul edilirse, bak, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Huzura kabul edilirse ruh bedende salata kıyam ederse, cümle aynı onların. Ruh bedende salata kıyam ederse ceset arzda namaz kılar. Bir daha. Ruh bedende
salata, büyük namaza kıyam ederse, namaza durursa, bu ceset de yeryüzünde namaz kılar. Yeryüzünde namaz kılar, ruh bedende salat yapar. Salata kıyam eder. Çok hoşuma gidiyor ya. Elbise giydirmek. Hiç duydunuz mu? Ruhunuza iman elbise giydiriniz. Fikir insanın elbisesiymiş. Ruha giydiriliyor. Hisler elbiseymiş. Kadere iman etmek elbiseymiş. Ya ne tuhaf şey ya. Çok şükür ya. Oh. İlaç içmeden mutluyuz. Çok iyi ya. Elhamdülillah. Biz de bu ilaç içiyoruz. Allah ve ahiretle ümitli olan kadar dünyada bahtiyar kim olabilir? Bunların en piri peygamberlerdir, değil mi? Hadi bakalım. İyi ki Allah var ya. Çok hoşuma gidiyor. O zaman bunu hücrede yazarken, koğuşta değil de, ne kadar hoşuma gitmişti ya. Dünyalar benim olmuştu. Vay be. Selam olsun. Bir daha okuyorum. Hac suresi 26. ayet. Bir daha. Etkilendim. Allah'ın en mukaddes evi insanı bedenidir. İçsel alemi ve ruhsal yapısıdır. İkinci derecede ve mülkte olan Beytullah'tır. Şimdi bu noktadan şuna bak. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda bulunanlar, rukuya ve secdeye varanlar için evimi temiz tut, diyor. Allah'ı ve kişiyi ortadan kaldıran günahlar değil, şirktir. Yani günah insanı ortadan kaldırmaz. Bugün birisi beni aradı. Dün olmuş galiba Karadeniz'de birisi boğulmuş. 50 küsur yaşında. Akrabası aradı. Demiş ki bir şey soracağım. Nasıl? Ya diyor bu diyor deniz kenarında içmişlerdi iki kişi. İçmişlerdi. Ayaklarını denize sallarken öyle düşmüş gitmiş. Buna Yasin okuyabilir miyiz diye soruyorlar. Ya. Şimdi niye dedim biliyor musun? Evini temiz tut. Bedenini temiz tut. Yoksa misafir rahatsız olur, gider. Evin temiz değilse, evin misafire uygun değilse misafir ya gelmez veya misafir evde oturursa ikide bir süpürge makinesi açarsan, orayı burayı çakarsan, ileri geri konuşursan, küfür müfür edersen, onu bunu açarsan, misafiri rahatsız, ev, gelen misafir çekip gider. Akrabasına ne diyeceğim ben de? Dedim ki bir radyo düşün dedim. Her kafadan ses çıkıyor. Verilir verilmez, okunur okunmaz. Radyoyu düşün dedim, radyo. Radyo vericisi. Radyo veriyor ama senin radyon çalmıyor. Şey açık değil. Verici istasyon ne kadar kaliteli yayın yapsa bile senin radyon çalar mı dedim. Anladım dedi. Sen verirsin, radyosu açıksa girer. Yoksa gitmez. Niye söyledin bunu? Niye söylüyorsun? Kardeşim, insanı hemen küfürlükle itham ediliyor. Hemen bilmem şeyle itham ediliyor. Sen rahmetini ver. Çünkü niye? İçki, kumar, zina vesaireler imansızlığı değildir. Allah'ı ve kişiyi ortadan kaldıran şirktir. 26. söz bak, şey ayet. Allah'ı ve kişiyi ortadan kaldıran günahlar değil, şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Bugün dünya yüzünde hatta ortak iki öz kardeşler bile ortaklıklarını belli aşamayı geçmek için yaparlar. Yani ortak olurlar niye? Belirli bir ekonomi düzeye çıktık mı ondan sonra ayrılacağız. Birbirlerimize en çok tahammül edemediğimiz olan şey ise ortak olmaktır. Birbirimize niye tahammül ediyoruz? Aynı şeye ortak olmaktır. Ben Allah'a şirk, ortak koşmanın ruhsal ve melekütü boyutunu anlamış değilim demişim.
kabul ediyorum böyle bir şey var ama Allah tek bunun tövbesini vermiyor. Yani yaşarken tövbe kabul ediyor da vefat ettikten sonra tövbesini kabul edilmiyor. Şirk ve ortak koşmayı insanlık aleminden vacip alemine bakılarak bir nebze anlaşılır zannediyor. Bu şirk ve ortak koşmak Allah ile insan arasındaki bağın tamamen nasıl kalktığının, yok olduğunun şuuru yok bende. Melekütü ilmi yok bende, enfusi şuuru yok bende. Ama Allah'ı en çok kızdıran, gayza getiren, tüm af yollarını ortadan nasıl kaldırıldığını bilmiyorum, bu şirk yapıyormuş. Kardeşim, günahlar, mesela bir de şuna çok alışmıştık. Mehmet söyledi de çok ben istifade ettim. Bu söyleyeceğim Mehmet'indir. Sevgili canım kardeşlerim, canlı yayında olanlar buraya bir dikkat edin. Mehmet kardeş bir şey buldu da 10. lemada. Şefkat tokatında usta şöyle diyor. Belki razı değil diye yayınlanmadı diyor. Yazılmadı diyor. Hatırladınız mı abiler? Hatırladınız. Ne diyor bir daha? Şefkat tokatında bazılarının belki razı değildir diyor, yayınlanmadı diyor. Mehmet buradan ne buldu biliyor musunuz? Demek ki olur orta adama bir başına sıkıntı gelse tokat yedi, şefkatli tokat yedi demek caiz değildir çıkıyor. Niye? Belki razı değildir şefkat tokatını, şefkat tokat olduğu halde razı değildir olduğundan yazılmıyor. Sen buradan kalkıyorsun, o şefkat tokatı mıydı, zecir miydi? Belki de onun günahını affetmek için, Allah makam vermek için o şeyi vurdu. Onu nasip etti. Sen ona hemen düpedüz tokat yedi nasıl diyorsun? Suizan oluyormuş bu. Suizan da haramdır. Suizan da haramdır. Yani tokat yedi demek suç işledi, günah, yani Allah'ın gayzine uğradı. Sen Allah adına nasıl karar veriyorsun? Bu zandır. Zan da haramdır. Gördün mü bak 10. lemada şefkat tokatında genç çıkan bir kelimeden kardeşler ne çıkarmış? Bismillah. Abi bu en çok yaptığımız hatalardan birisi ya. Hakikaten öyle yani. En çok söylediğimiz şey bu. Hemen tokat yedi, tokat yedi. Ne biliyorsun tokat yediğini? Alim kardeş nasıl buldu değil mi? Bak usta orada diyor. Belki razı değil diye yazılmadı diyor. Peki sen onun tokat yedi dediğin adam senin söylediğine razı olduğunu nerede biliyorsun ki olu orta söylüyorsun bu tokat yedi diyorsun? Yani çok kolay kullanıyoruz bunu yani. Ama alim kardeş ne güzel buldular değil mi? Allah razı olsun. Ben çok istifade ettim. Bu Mehmet kardeş şu anda da dinliyor. Müzakerede bulmuşlar bunlar. Doğru. Büyük yaralarımızdan birisi bu yani. Nur talebelerin en çok kullandığı, istimal ettiği yanlışlarımızdan biri bu yani. Ya tokat yedi. Şey yapacağız abi. He? Ne? 11. Hizde okur musun? 11.sini yapmamış. Nokta. Ha 11.si onu da hiç koymamış. Evet, çünkü razı değil de yazmamış. Razı değildir de yazmamış. 11.sini nokta nokta. Ama Hasan kardeş tokat yedi. Peki bu adamın Allah'ça bir makamı varsa hadis-i şerif, o makama da ameliyle muvaffak olunamıyorsa Allah onun günahlarını temizlemek için böyle bir imtihan ediyor. Sen ona tokat diyorsun. Sen Allah'ın ilmi sana mı açıldı, gayb sana mı açıldı ki zecir midir, şefkat mıdır, iltifat mıdır? Niye söylüyorsun? Niye söylüyoruz? Ben yani. Tokat yedi. Lan tokat yedi. En çok kızdıklarımdan bir taneydi ama tarif edemiyordum. Güzel bir cevap buldum şimdi. Belki razı değil diye yazılmadı. Sen niye, ben niye söylüyorum? Ya ne bileyim. Adam olacağız da inşallah. Bak bu derse katıldık. Bunu öğrendik şimdi. En azından bu derste bunu öğrenmiş çıksak yeter bize. Ama hemen ağzımız alışmış. Tokat yedi. Suizan ediyorsun. Bak ustada Sari'ye bakın. Diyor ki razı belki razı olmaz diye yazmadım diyor. Aslında zaten
abi dediği nokta da var abi. Ne diyor? Mesela barda diyor ki tokat yakındakine vurulur diyor. Evet. Yani şu mesela ben mesela şimdi size vuramam tokat böyle çünkü uzaktasınız ama tokat yakın olana vurulur ama o gene yakın olana vurulsa bile o razı olacak. Yaz ustadım demesi lazım. Mesela tabii mesela şefkatli dahi olsa gene hizmete geçecek ama gene onaylaması lazım. Ustad benim için yayınla. Mesela Hüsrev abi hakkında şimdi mesela onu ortak şey yapılıyor. Yani kitaba diyoruz, kitaba muhalefet ediyoruz. Hüsrev'in bugün aleyhinde bulunmaktır, doğrudan dolayı Risale'nin aleyhinde bulunmaktır diyoruz. Ondan sonra yok, Kur'an'ın şöyle oldu da böyle oldu. Yani acayip. Şimdi bakın Bedri'nin dediği şu, gene şefkatli tokatı geliyor diyor. La kardeşim öyle olsa bile onun rızası lazım. Rızası olmasa o şefkat da anlatsam bile olmuyor. Ustad demiş ki belki razı olmadığı için yazmadım. Bitti. Ya burada şu dersi çıkartıyorum ben kendime. Paylaşıyorum sizinle. Bundan sonra bu dersten sonra olu ortağı ben kimseye şefkatli tokat yiyip diye suizan etmeyeceğim. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Yani üstadın söylemesi çok farklı. Mesela Hafız Ali'nin diyor, kalbine baktım diyor. Şimdi biz üstad mıyız ki yani birinin kalbine bakıp da bir şey söyleyeceğiz veya bunu kesinlikle bilemeyiz yani. Şefkat tokatımız, zecir tokatımız bilmiyoruz. Bir şey mi? Dua ederiz yani. Ama yeni bir şey çok hoşuma gitti yani. Diyor ki bak bir daha 3-4 defa tekrar ediyor. Belki razı olmadığı için yayınlanmadı diyor. İsmi şey yapılmadı. Bitti. Hadi geçelim gidelim. 28. ayet. Bundan sonra ders alan bu akşam burada benim kardeşler almıştır. Artık olur orta kişiler hakkında zan yapmayacağım. Şefkatli tokat yedi. Tokat yedi demeyeceğim. Allah bilir ne. Bilmiyorum ne oldu. 28. ayet. Hac hayatına reset atmak, yeniden yazılımı gücenlemek, atıl olan taraflarını aktif etmek, farkındalığın zirvesine taşımak, anlayış ve fedakarlığını arttırmak. Bir daha, hac neymiş? Hayatına reset atmak, yeniden yazılımını güncellemek, atıl olan taraflarını aktif etmek, farkındalığın zirvesine taşımak, farkındalığını zirvesine taşımak, anlayış ve fedakarlığını artırmak, affetme ve sabretme idmanı ile bil kuvveden bil fiile çıkarmak, nimetin farkındalığı ve israfın fıtrata zıt olduğunun bilincinin artması, zıtların cemi, hac, ayrılığın bütünselliği, meşveret-i şur'anın tahakkuk zemini, insanlığın kazanımlarının ve ilmi otoritelerin paylaşımı, mülk ve melekütü haletlerin ayrışma muamelesi, değer yargılarının hakkaniyetinin bulunması, hac, zavallılığımızın, çaresizliğimizin, bedbinlik, hodgamlık, kodendişlik ve ben merkezli anlayışımızın yıkılması, hac, içsel alemin tamiri ve malzeme toplaması, birbirine sahiplenme şuuru, Allah'tan ve ahiretle ümitli olmanın kalitesinin arttırılması, hac, insana özgüveninin kazanılması ve yeisten, ümitsizlikten kurtulması, elimizde var olan maddi ve manevilerin hakkaniyet bulmasının ve paylaşımının eğitim yeri, birbirimizi anlama, kabullenme, hazmetme, tahammül etme, sahiplenme, ulvi sıfatlarının kazanımı, herkesin süfli sıfatlarının bırakılıp
ulvi sıfatlarının bölümünden herkese bir bütün olarak verilmesindeki rahmetin ve rahimiyetin hakkaniyetinin icrasının fiili ders verilmesi ve Allah'ın bu iki sıfatlarının aşikare görülmesi, şirkin ve küfrün tüm çirkinliklerinin ayka çıktığı, göründüğü, amelle itikadın en zirve birleştirildiği hac, amel ile itikadın en zirve birleştirildiği, safiyetin kazanımı, rıza ilahinin verildiği ve verileceğinin teminatı hac, ecdadınla tanışıp ve bütünleşme manevi koridoru hac, lahuti alemlerin azami tahakkuk zemini ve insandaki bu tarafın uyandırılması hac, insanı en çok aciz bırakan af edememe, tahammül edememe, hakkından vazgeçmeme, emri dinlememe, dünya hayatını Allah ile ahiret ile izah edip yorumlayamama, aklı ikinci derecede bırakıp kalbi hayatı yaşamama, ben kimim, burası neresi, neciyim, nereye gidiyorum sorusunu kendine soramama, muvazene-i amelle bakamama, cinsellik tuzaklarından kurtulamama gibi sufli sıfat ve anlayışlardan kurtulabilmek adına ilahi seminere, kursa, konferansa, eğitimine katılma fırsatını barındırır hac. Hac, hakiki düşmanlarının idraki, çilenin içindeki ulvi lezzetleri tatma, sanki biberdeki lezzet gibi, cinselliğin, cinsiyetin, ırkın, meslek ve meşrebin ve her türlü kariyerlerinin dayatmalarından kurtulma fırsatı hac. Hac, zorlukların üstesinden gelebilme hazı, insan kendi başına mutlu olamayacağını anlayışının sosyal dayanışmayı güçlendiren olduğu, hudutların kaldırılıp maneviyet bağlarının aktifliğini, içsel aleminin cemül cem ve camül ezdat olduğunu insan anlatıyor hac. Aslı vatanın ve insanlığın atasının macerasına manen girmenin, Allah'a karip yaklaşma vesilesinin en üstünü, helal ve mubahlarını terk edebilme provası, hayatını disipline edebilme atölye çalışması, hac, Allah'tan uzaklaştırma olan şeytanla fiili tanışmak, hac, gayz, öfke, nefret, kin, adavetin yapılması gereken şeyin kim olduğunun idrak edilmesi, hac, terklerin izan edilmesi, aklı değil kalbin hakim kılabilme becerisi, aynı şeyleri sık sık tekrar ederek şuur altının aktifleştirilmesi, yalnız kalmak dahi olsa ilahi emre teslim olabilme öğretisi, bir siyah zayıf köle bir kadının hareketlerinin dini sembollerle gösterilerek Allah'a karşı üstünlüğünün teslimiyette olan takvanın fiili eğitimi. Nedir o? Safa ve Merve'de cılız, zayıf, sıska, böyle geçer, siyah bir kadının arayışının o haleti ruhiyesinin
İbrahim'e dedi ya, Rabbin mi dedi beni çocuğunla beni buraya bırakmayı? Rabbin mi dedi? Evet. Tamam. Teslimiyetin zirve yaşantısının orada öğretisi ve dünya hayatını bir şey ararken o kadının o arayış teslimiyetinin içerisindeki arayış var ya, bir kadındır, siyahdır, köleden dönmüş, sıskadır ve kadının o çocuğuna su bulma arayışındaki o telaşesi var ya, bize din olmuş. Şu dinimizin kutsiyetine bak. Kadının hareketleri benim bir İslam esasında hacı ikame etme yerine getirmede o kadının hareketi bende din olmuş. Din olmuş. Ya Rabbi. Allah'ım ne güzel Allah'sın. Öyle demişsin ashabi. Sen Rabbim mi dedin? Demiş. Ey İbrahim. Burası vadi. Su yok. Kervan geçmez. İki vadi ve kır. Güneş tepende 50-60 derece. Ben İsmail'le beni burada bırakıyorsun. Beni buraya bırakmanı Rabbin mi söyledi? Rabbin söylediyse bırak ve git. Allah'ım bunun o haletinin hatırına Allah'ım. O Hacer'in o haletinin hatırına, Allah'lığın hatırına ya Rabbi. O kadının o haletini şefaatçi yapıyorum. Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle, bizi affeyle, bizi sevenleri affeyle. Ya Rabbel Alemin, bana bu haleti yaptıran, bu haletin aslı olan Esma'nın hürmetine ya Rabbi, onu şefaatçi yapıyorum. O validemizin haletini şefaatçi yapıyorum. Bizi affeyle Allah'ım. Ne olur Hacer'in o haletin hürmetine affeyle. Ya Rabbi o haletin fiili din olmuş. Haleti de bize şefaatçi olsun ya Rabbi. O haletin fiili din olmuş. O haleti bizim şefaatçimizdir Allah'ım. Yarın rüzü mahşerde bu duamızı karşımıza çıkar ya Rabbi. Olmasa hacı olmuyor değil mi abi? Olmuyor. Safa ve Merve. Kadının bu hareketi din olmuş ya. Nasıl bir din ya? Ya gurur duyuyorum İslam. Çok şükür ya. Bir daha. Allah Allah. Bir, bak kadın bir siyah, zayıf, köle bir kadının hareketlerinin dini sembollerle gösterilerek Allah, bunu ne demek istiyor? Allah'a karşı üstünlüğünün ilimde de değil. Allah'a karşı üstünlüğünün takvadır ya, takvanın içeriği nedir? Teslimiyet olan takvanın fiili eğitimidir hac. Hac, akıldan kalbe, kalpten akla hareketin hakimiyetlerinin ruh tarafından kontrolünün öğrenilmesi. Hac, beraber olmayı, yaşamayı ve sosyalleşmenin uygulaması. Hac, kul hakkı hariç affın olması ile kul hakkının ne demek olduğunun gösterilmesi, kul hakkı hariç Allah ile olan hukukun affedilmesi. Kul hakkı niçin af değil? Diyor ki hac her şeyi affediyor ama kul hakkını affetmiyor. O zaman sana buna diyor ki kul hakkı neymiş öğrendin mi? Anladınız mı bunu? Çok ilginçtir bu. Kul hakkının aslında göstergesidir. Mefhumu muhalifi ile. Bir de okuyacağım. Kul hakkı hariç affın olması ile kul hakkının ne demek olduğunun gösterilmesi. Bir şey söyledim bugün de arabada geliyordum. Arabada birisi aradı. Cepte. Verdim. Bunlarla kalı olduğu için söyleyeceğim. O da bağışlasın. Canlı yayındadır o. Dedi ki abi ben sıkıntım var. Vehim ve vesvesem var. Tamam. Ben dediğin gibi Hizbul Kur'an okuyor. Risale okuyor. Derslere de katılıyorum canlı yayın ve gitmeye de var. Gene sıkıntım tamamen bitmedi. Ne önerirsin? Kardeşim, şu söylediğimi de eğer sen de yoksa dikkat etmişsen doktora gideceksin. Nedir o? Kul hakkı var o zaman. Haram yiyorsun.
haram yiyenin kırsağındaki o haram, o Hizbul Kur'an'da, Risale-i Nur'da sana fayda vermez. O zaman haram yiyorsun. Doktorluk değilim ama sıkıntım gitmiyor diyor. Kardeşim haram yiyorsun. Bunu kim söyledi? Ustadın avukatı kimdi hatırlar mısınız ustadın? Bekir Bek abi. Ondan eski. Bekir Bek abiden eski. Kim? Ustad kendi risalede diyor. Benim avukatım diyor. Ustada benim gibi biraz böyle şey adam böyle biraz ustada da sıkıntı yapmış sakın diyor. O dedi diye sıkıntı değil. Zaten bu plan kurulmuştu. Bu olacaktı. O kardeşimiz böyle dedi. Başımıza bu dert başımıza geldi demeyin diyor. Bu zaten plan kurulmuştu diyor. Kim o abi? Ya böyle adam gibi adam böyle. Biraz böyle şey gibi doser gibi giden bir abiydi. Ahmet Feyzi abi. Ahmet Feyzi abi. Avukat mıydı? Ustadın avukatı. Ustad demiş risalede benim avukatım diyor. Ne demiş biliyor musun? Ankara'da kendi sesinden dinledim. Diyor ki abi biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Niye böyle gene bir şey olmuyor yani sıkıntımız kurtulamıyor. Demiş ki haram yiyorsun o zaman demiş. Çünkü vaad-i ilahi var. Allah'ın bu Kur'an evrat okumak Allah ile sohbet etmektir. Sen Hizbul Kur'an okuyorsun. Kur'an okuyorsun. Risale okuyorsun. Niye gitmiyor sıkıntın? Haram yiyorsun kardeş. Ha haram yemediğin halde gene gitmiyorsa başka bir adetullah kanunu var. Bedendeki bazı bezleri, tiroid bezleri, serotonin bezleri şunlar bunlar sıkıntı var. Adet ile o zaman ilaç içeceksin. Ama bu haram yemeyeceksin. Dedim ki Ahmet Feyzi abi böyle diyordu. Öyle mi abi dedi. Öyle. Oturup kalkmana her yerde yemek yemeyeceksin. Helal paran da iyi olsaydı. Yemeyeceksin kardeş. Ya. Ondan sonra bir şey diyeyim ama silersiniz. Neyse demeyeyim. Başımı iş açar. Şeytanın en büyük tuzağı olan seni Allah affetmez. Bak şeytanın en tuzağı neymiş? Şeytan şunu diyormuş. Allah seni affetmez sözüyle yeisin insana hakimiyetinin kaldırılıp Rahman ve Rahimiyetinin hakkaniyetlerinin ifadelenişi. Hani şeytan diyor ya seni Allah affetmez. Seni Allah affetmeyecek. Var ya böyle bizde de insanlarda da. Allah seni affetmez. Sen Allah'ın Adalet Bakanlığı'na mı oturdun? Allah kimi affedeceğini, kimi affetmeyeceğini sen nereden biliyorsun? Allah seni affetmez. Allah seni affetmez. Ondan sonra senin onu affedip affetmeyeceğini sen nereden biliyorsun? Bu sözü kim söyletiyor? Melun. Bununla yeisi atmak için yapıyor. Oysa Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Nasıl can vereceksin? Allah'ın rahmetine göre vereceğim. Nasıl hesap vereceksin kabirde? Allah'ın gadabını aşmış. Nesi? Rahmeti. Rahmetine göre vereceğim. Nasıl haşir meydanında hesap çekileceğim? Rahmetine göre vereceğim. Şeytanın bu yeis var ya, Allah seni affetmez. Sen ne? Allah adına mı konuşuyorsun? İşte şefkat tokadı da o. Allah seni şunla vurdu diyor. Nereden biliyorsun? Allah'ın Adalet Bakanlığı sana mı açıldı ki? Ne ile yediğini? Lef-i mahfuz mu açıldı ki? Ona o gelen o hadisenin şefkat tokadı mı? Rahmetin vesilesi mi? Sen nereden biliyorsun? Acayip bir şey ya. Ya terbiye çok güzel bir şeymiş ya. Bir daha. İyi ki okuduk ya bu akşam bunu ya. Uf. Seni Allah affetme sözüyle yeisin insana hakimiyetinin kaldırılıp Rahman ve Rahimiyetinin hakikatlarının ifadelenişi hac. Tövbelerin kabul edildiğinin dini litelerin yani simgeleriyle gösterimi yani tövbeler çok acayip bir şey. Yaptın günah. Kimse sevabına tövbe etmez de yaptın günah. Öyle kalsa ne kadar zulüm olur ya. Yaptım işte kaldı. Tövbe sistemi var. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmesiyle tövbe sisteminin aktif olduğunu gösteriyor. Yani dünyaya niçin geldi? Bir hikmetini söylüyorum. Dünya niye geldi? Ustad diyor ki hikmeti tavziftir diyor. Ben içerisine bir hikmeti şöyle anlıyorum. Benim meşrebim itibariyle. Eğer Adem Aleyhisselam cennette kalsa gelmeseydi
afla alakalı esmalar aktif olmayacaktı cennette. Yani af sistemini aktif etti. Tevvab ismi. Yani o kadar hoşuma gidiyor ki af sistemi çok işime geliyor hala benim. Hoşuma gidiyor. Böyle. Bir de insanlara ceza vermeyi hiç yapamıyorum. Allah bilmem neyini verdi. Allah sana tokat vurdu. Allah sana şöyle yapacak. Yok ya. Bak bugün içkiyle düşmüş nereye? Denize. Bak aynı söylüyorum. Kardeşim sen Yasin'ini gene gör. İslam düşmanı mıydı dedim ilk. Hayır. Kafirlere dost, düşman mıydı? Dost muydu? Bilmiyorum dedi. Hani Allah düşmanlarına dost olmayacaksın. Risale-i Nur'da CHP'ye yakın olmayacaksın diyor ustam. Bitti. CHP'ye yakınsa kardeşim. Risale'den söylüyorum bunu. Bir Nur talebesi onlarla beraber olamaz. Mümkün değil. Olmuşsan bazıları belki şey yapar ama ben Risale'deki nakletti. Olamayacaksın. Olmayacaksın onlarla. Onlarla yakın oldun mu hiçbir şansın yok yani. Ama ötekileri de kalbine koymayacaksın. Devam ediyorum bak. Tövbelerinin kabul edildiğinin dini ritelleri, simgeleriyle gösterimi, ibadetleri biz yapıyoruz. Bizden çıktığı halde yapılan ibadetlerin içine giriyorsun. Tıpkı yöneldiğin kıblen olan Kabe'nin içine girmenin alameti olan kıblenin kalkması, yönün, cihetin, tarafın kalkması. Şimdi şu, Kabe'de içinde kıble ne taraftır? Sen böyle duruyor musun şöyle? O karşıki tarafta sana duruyor. Ne oldu yani? Kıble yok orada. Kabe'nin içine girsen, şimdi içeriye girdim. Kabe'nin içine girse, o dikdörtgen içine. Söyleyin bana, kıble hangi taraftadır? Kıble var mı? İmanın da böyle şeyi yok işte. Amelin kıblesi var. İhlas ve sadakattır. Ama imanı böyle bir kıble. İmanın içine giriyorsun. O zaman şunu yap diyor bak. Diyor ki ibadetleri biz yapıyoruz. Yaptık. Sonra bizden çıktığı halde ibadet yaptık. Çıktı. Yapılan ibadetlerin içine giriyoruz. Mesela yapıyoruz ibadeti, namaz kılıyoruz. Gösteriş, riya, zekat veriyoruz, sadakat veriyoruz. İçine kendimizi koyuyoruz. İşte olmuyor. İşte onu anlatıyor. Mesela diyelim ki Mehmet dese ki abi ben bir kahve yaptım nasıl ama bir baksana falan. Mehmet kahve kokuyor. Niye abi, niye kokuyor? İnsan kokuyor burada. İçinde insan var. Nasıl insan var? İçinde sen varsın Mehmet. Gibi ya. Kahve ikram ettin ya. Baktım ki niye içmiyorsun kardeş dedin. Abi niye içmiyorsun? Ya bu insan var ya, insan kanı var burada. Lan niye neyse insan kanı var? Mehmet bunun içine baktığımda sen varsın içinde. Bu ne kadar acayip tuhafsa amelin içerisine kendimizi koyuyoruz. Hepimiz yani. O kadar acayip. İçine kendini koymadığın amel nedir? Kabe'nin içerisine girmek gibi. Yönü yoktur. İşte bunun ibadetin içerisinde kendini koymamanın provası hac. Belki de hacı bir sayfa bu gecede bu kadar olsun. Demek ki Hac suresinin 28. ayetinde cümle cümle hac ne demek? İnşallah açılır da o yol. İnşallah gene nasip olur. Rabbim bu hakikatta haklanmayı nasip eylesin. Yani bu akşam hangi sureydi? Hac suresi. Onu okuduk. Dilimiz döndüğü kadar kendi kelamını anlamaya çalıştık. Kelamının hürmetine, o Kabe'deki simge ve sembollerin hürmetine, hatırına bizi, bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri, evladı iyalerimizi Cenab-ı Hak affeylesin. Taksiratlarını affeylesin. Kabirde olan anne babalarımız, evlatlarımız kimler varsa ya Rabbi bizim üzerimizden onların mekanlarını cennet bahçesinin bir bahçeyle ya Rabbi.
Allah'ım orası ile burası esmanın hakikatlarıdır. İştirak-ı amali uhreviye ile hissemizi ziyade ile ve gidecek olduğumuz o alemleri bizden önce İhya ve Hay ve Kayyum isminin hürmetine o hakikate mazhar eyle. Bir abi öyle demişti. Hay ve Kayyum ismin hürmetine diyor, kabrimizi cennet bahçesinin bir bahçeyle diyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın ayetlerinin temsil eden, mümessili olan şahs-ı manevi müekkel melaikeler hürmetine geçmişten yapmış olduğumuz günahlardan niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yapmadın? Niye bunu böyle dedin? Niye demedin? İtabına vesile olacak yanlışlarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı Kur'an'ın harflerinin mümessili ve müekkel olan ruhani ve meleklerin hürmetine affeyle ya Rabbi. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَاتِ